saçına bakar mısınız? Ben bunu var ya, kesin ekletiyorum. Kesin çok masum, çok tatlı çıkmışsın burada. Lan Fecir, senin tipine ben. Bu vitaminize bak. Daha böyle beni anlatan bir şey. Şekilli koyuyorum. Bu tam olarak sensin. Böyle artistik yaparak evin içinde dolaşan küçük Fecir bu. Ya vallahi o değil rüyaya. Bak şu bak ha. Bak limuzinin arkasına oturmuşum bak. Bak. Gözlük müzik, şekle bak baba. Koy onu Fecir Emirkan yaz altına. Ne havalısını seç tabii. Şu röportajı yapacak kişiye soruları verin, sonra abuk subuk şeylerle karşılaşmayalım. Tamam baba. Ya baba ne olur şuna bakar mısın ama ya? İşte bu baba oğlu röportajı değil mi? Bu da kapağı. Ben bunu kesin ekletiyorum. Baba ben de bakayım ya. Allah aşkına merak ettim ha. Gönder bana. Baba sen sevmezdin böyle televizyon falan. Nereden çıktı bu röportaj? Biz kendimiz istedik kızım. Arada sırada böyle fotoğrafları paylaşmak, hayatımızın güzel yanlarını paylaşmak iyidir. Halkla ilişkiler. Bizim güzel yanlarımızı göstermeye ihtiyacımız mı var? Ya adam var diyor işte Rüya. Niye uzatıyorsun abicim? Yapmamız lazım diyorsa yapmamız lazım demek. Bir arada bir yüzümüzü göstermemiz lazım insanlara. Bizim yatırımcımız, hissedarımız kimin teknesinde olduğunu bilmek ister ha. Kaptanı görmek ister. Öyle habire dernek, bağış falan bunlarla olmaz. Türkiye'nin en başarılı baba oğlu ha? Aynen öyle. Keşke ailemizle alakalı bir şey olsaydı. Ben de çıkar annemle alakalı 2-3 kelime bir şey söylerdim. Bir de güzel fotoğrafını paylaşırdık. Ben kalkayım. İşim var, geç kalmam. Nerede bu abi? Ortalık kaynıyor. İnsanlar arıyor, ulaşamıyor. İşi gücü bırakmış gitmiş. Bütün toplantıları iptal etmiş. Bilmiyorum babacığım, belki başka bir işi vardır. Onun bir tek işi var, benim sözümü dinlemek. Babacığım senin tam olarak istediğin nedir? Yani diyorsun ki bir işi gücü bırakacağım, koltuğu bırakacağım. Sonra diyorsun ki emekli olacağım. Ama şöyle bir bakıyorum da her işe sen koşturuyorsun ya. Kızım ben bunu istemez miyim? İstiyorum tabii ama olmuyor. Yoruldum, bıktım, usandım. Benim tek derdim köşeme çekilip dinlenmek. Peki sana röportajda sorduklarında ne diyeceksin baba? Koltuğunuzu kime bırakacaksınız diye sorduklarında ne cevap vereceksin? Öyle bir soru sorulmayacak. Ha, abine ulaşırsan söyle, beni arasın. Tabii. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.